Serhoş bir adam ferz edersin. Onda sağlam bir vicdan olur. Müslüman salihtir, sakallıdır, hocadır, hacıdır dersen o da dolandırıcı olur. Bu Allah'ın bileceği bir şeydir. Onun için Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz meyar olarak hüsnü hulk, ahlak güzelliği. Bak buyuruyor ki ya Resulallah, ibadetlerin en efteli nedir? Hasenelerin en efteli nedir? Buyuruyor ki hüsnül hulgu, ahlak güzelliğidir. Bu başka şeydir. Birisi yani Hazreti Peygamber'e gelir diyor ki ya Resulallah, bana bir şey öğret ki ben onunla emel edeyim. Başka bir şey yapmayayım. Buyuruyor ki la tağdat. Kızma. Kızma. Bu adam meğer her şeye tez kızarmış. Bir hafta sonra gelip diyor ki ya Resulallah, ben senden bir şey istirham etmiştim. Bana bir şey belli ki ben kızmayayım. La tağdat buyuruyor. Üçüncü defa geldiği zaman da gene la tağdat buyuruyor. Şimdi evet, namazını yazı kılarız. İbadet taati ederiz. Eve gittik mi neuzu billah yılan oluruz. Hizmetçiyi sokarsın, aileyi haşlarsın, yanında efendim hizmetçin varsa onu şey edersin, eline efendim şey aldığın zaman da kediyi döversin, köpeği döversin, ona atarsın, ona atarsın, ona gavur dersin, ona fasık dersin, o günde kazandığında püf olur gider. Onun için hüsnü hulk demek, din-i mübin-i Muhammedi'nin güzel dediği ahlakına mütehallik olacaksın. Kötü dediği ahlaktan kaçınacaksın. Kendi kendine de ha bu iyidir, bu kötüdür demek doğru olmaz. Din hangi şeye güzel demişse ona güzel diyeceksin. Din hangi şeye kötü demişse ona kötü diyeceksin. Çünkü Resulullah'ın dediği Allah'ın dediğidir. Allah'ın madem rızasını gayret etmeyi istiyoruz, onun için Allah'ın rızası neredeyse ona mütteka gitmeliyiz. Başka çaremiz yok. Peygamberimiz buyurdu ki, hasenelerin en üstünü hüsnü hulktur. Kadınla hüsnü hulk, erkeğinle hüsnü hulk, komşuyla hüsnü hulk, Hristiyanla hüsnü hulk, yanındaki yanaşmayla, hizmetçiyle hüsnü hulk. Bil ki sen de onun gibi bir acizsin. Allah-u Azimüşşan seni amir yapmış, onu memur yapmış. Fakat bakıyor. Allah'ın kontrolü altındasın. Ona ne muamele yapacaksan Allah sana o muamele yapacak. Onun için şeyi tecavüz etmemeli. Birincisi hüsnü hulk, ikincisi ve tevadü'ü buyuruyor Peygamberimiz. En sevaplı olan şey küçük küçük onurlu, azametli, kimseyi takmayan, öyle azamet sahibi, kibriya sahibi olmamalısın. Dikkat buyur. Neden? Kim küçük? O adamla ben bir miyim? Peki. O da 9 aylık anne karnında kaldı, dışarı çıktı. Sen de. Ben de. Onun da esası bir katre sudur. Sen de ben. O da ölünce 3-5 erşin kefenle kabre gidecek, sen de ben de. Şu halde senin ne şeyin var ki birader onun üzerine tevazu etmeyip kuruluyorsun? Neye kuruluyorsun? İlmin varsa ve fevga küllüziye ilmin elim senden daha fazla bilen vardır. Aklın varsa senden daha akıllısı vardır. Fakat yevmi mi'ad için acaba son nefesinde imanı beraber götürecek misin, götürmeyecek misin? İhtimal o adam götürür, nauzu billah sen götürmezsin. Onun için tevazu, tevadu. Tevadu zigerden, zigerden bilmem nüküst, gebager tevazu künet huyu, mütevazi olmalı. Başkasına karşı yaptığın tevazu, Allah-u Azimüşşan görür bilir. Kendi haddini tecavüz etmemiş oluyorsun. Bir an, bir dakika ağzımızdan çıkan soluk çıktı dışarı. Çıktı. Bu çıkan soluk içeri girmezse ölürüz. Öyle değil mi?
İçeri girdi, dışarı çıkmazsa ölürüz. Bir solukun başında. Bir saatte şu kadar bin defa bu soluk içeri çıkar, dışarı çıkar, içeri çıkar, dışarı. Bu soluk eğer tuttun mıydı, derhal gidiyor. Bunda bey de böyle, efendisi de böyle, fukarası da böyle. Senin ne üstünlüğün var ki guruluyorsun? Senin ne üstünlüğün var ki tekebbür yapıyorsun? Senin ne istisnaiyetin var ki başkasını hakir görüyorsun? Allah cümlemizi kâb-ı gafletten gazi ile ya. Evet efendim. Üçüncüsü, وَالسَّبْرُ لِلْبَلِيَّةِ Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhissalatu vesselam, en sevaplı hesene, en üstün hesene, Allah'ın senin hakkında tebdil ettiğin şeye, el hükmü illâh, inna lillahi ve inna ileyhi. İnsanın canında olur, ailesinde olur, malında olur, kısmında olur, akrabasında olur. Bu dünya dar-ı beladır, dar-ı fenadır. Geçen gün dersimizde de ben nazarız etmiştim. Enbiya-i zirsen dahi mahfuz değildir. Çeşit çeşit bela ile müpteladır. Acaba, dikkat buyurun. Hak Teala Hazretleri herhangi birimize bir musibet verdiği zamanda Allah uyurdu da, gaflet etti de bu bela geldi. Öyle mi? Yoksa Allah halgetti de Allah'ın ilmi, iradesi yerinde olduğu halde mı sana geldi? Hak Teala Hazretleri, la te'ahuzuhu sinetun ve la nev. Cenab-ı Hak gafletten münezzehtir. Daima alim. Şu halde o sana gelen veyahut bana gelen herhangi bir şey, malda olsun, canda olsun, evlatta olsun, ne de olursa, bu Allah'ın bir tedbiridir. Ruz-ı evvelde takdir etmiştir. Zamanı gelmiştir. O zamanında o hükmünü icra ediyor. Toplamanın faydası yok. Sızlamanın faydası yok. Bunda el hükmü lillah, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Ya Rabbi ben buna müstehikim. Sen adilsin ya Rabbi. Hiçbir kimseye zulmetmezsin ya Rabbi. Benim hakkımdaki bu da benim hakkımda yine bir nimettir. Belki bir beliye gelecekti. O büyük beliyenin yerini bu kapatacaktır. Belki bu verdiğin musibetin mukabilinde birçok sevap vereceksin ya Rabbi. Herhalde senin mukadderatın haktır deyip boynunu bükeceksin. Peygamberimiz buyuruyor ki ben rızayı bil gazai. Allah'ın gazasına rıza göstereceksin. Göstermesen ne yapacaksın? Ağlayacaksın, par etmez. Sızlayacaksın, par etmez. Günah yapacaksın, par etmez. Gazaya rıza olma. Hadis-i Kudsi'de buyuruyor ki men lem yesbir ala belai. Felyeltemis Rabben. Üç tanedir de. Bir kimse benim mukadderatime razı olmazsa, el hükmü lillah deyip de teslim olmazsa, istediği kapıya müracaat etsin, beni şikayet etsin. Evet, böyle. Öyle kardeş. Okuyacağım şimdi sana ayetleri. Acele etme. Evet efendim. Şimdi bu şey meselesi, sevap meselesi. O Arap peygamberimize diyor ki ya Resulallah, günahların en fenası hangisidir? En fena günah hangisidir? Sorunca peygamberimiz buyuruyor ki aleyhisselam. Su'ul hulubi ve şahhul müta'u. Ahlak kötülüğü. Ahlak kötülüğü. Ahlakın kötülüğü bütün belaların, bütün mesaibin temelidir. Daha ve şuhul, bir de pehil olmak. Şuh, pehil olmak. Buhul manasına. Adama ne uzu billah, bazı insanlar öyledir. Değil başkasına yedirmek, kendi kendine de yiyemez biçare. Gece gündüz kazanır, dipinde şeyde. Değil başka hayrat etmek, kendi de yiyemez. Bunun adına şuh-u müta derler. Peygamberimiz buyurur ki fenalığın en başı kötü huylu olmak. Ahlak kötü oldu mu yaptığı ibadet de kötü olur.
ahlak kötü oldu mu, yaptığı iş de kötü olur. Onun için kötü huydan Allah'a sığınmalı. Ya Rabbi, Habibim hürmetine bu gibi şey bizde varsa bunu tebdil et ya Rabbi efendim demeli. Evet efendim. Evet efendim. O Arabi diyor ki ya Resulallah, Allah'ın gazabını söndüren şey nedir? Kâle ya Resulallah, mellezî yüsekkinü gazeber Rabbi. Hak Teâlâ Hazretleri bir şeye gazap etmiş, yapacak. Ne yapmalı ki Cenab-ı Hakk'ın gazabı söylünsün? Yani tesbih tarihi Allah vazgeçsin. Buyuruyor ki, Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İhfâ'us sadegati. Vesilatür rahimi. Allah'ın gazabını söndüren şey, sadaka vereceksin ama gizli. Gizli sadaka vereceksin. Şöyle bir böğürlenerek, şişerek, yaptın çattın bir şey yaptım gibi. Çünkü hem vereceksin hem kıymeti olmayacak. Eğer verdiğin sadakanın kıymeti olursa, kıymetini beklersen, sadaka ver ve ihfa et. Kime ver? Evvela akrabana başla. Teyzene, amcana, çocuklarına, köylüğüne, bildiğine, evvela böyle yakınlarından geçtikten sonra uzaklara başlayacaksın. Sadakayı vereceksin ve gizleyeceksin. Ta ki riya karışmayacak, ta ki sümme karışmayacak. Bir, ikincisi, evet, vesiletür rahimi akrabana. Ekseri ya bu olur. İnsanın karısı annesiyle geçinmez. Tiyasıyla geçinmez. O sana küstü diye sen de ona küsme. O sana darıldı diye sen de ona darılma. Rahim rahim demek, akraba demektir. Yakın akraba olsun, uzak akraba olsun. Dini mübini İslam'ın gayesi birliği temindir. İçtimaiyatı temindir. Topluluğu temindir. Vehdet olacak ki kudret olacak. Kudret olacak ki nüsret olacak. E sen ona küs. O ona küssün. O ona darılsın. Bu dinde memnudur. Onun için Resulullah Efendimiz buyuruyor ki efendim, günahların en iyisi Allah'ın gazabını söndüren şey akrabaya müvaselet yapmaktır. Akrabanın içerisinde sana fenalık yapmış olabilir. Ekseriyya kadınlar böyle şeye sebep oldular. Erkekler bilmen geçinir de, aa o bana böyle dediydi, o bana şöyle dediydi. Bu gibi şeyleri aldırmamalı, muhakemeli olmalı. Akraba arasında kötülüğü daima barıştırmalı, içtimaiyata hizmet etmeli. Allah Kur'an'da neyi gaye kılmışsa onu gaye kılmalısın. Resulullah dini neşrederken neyi gaye kılmazsa onu gaye kılmalısın. O gaye de şudur. Akraba arasında küsü olmaz. Küsü olursa, biri birinden ayrılık olursa dinin hedefi olan birlik olmaz. Vehdet olmayınca kudret olmaz. Kudret olmayınca nüsret olmaz. Din-i mübin-i Muhammedi'nin gayesi budur ki şarkta, gatta, memleket dahilinde, haricinde bütün mümin, bütün Müslümin edaalı gayesi bir olacak. O da İslamiyet'in ilası, din-i mübin'in ehkamının cereyanı. Sen şarktakini koruyacaksın, şarktaki seni koruyacak. Sen gattaki Müslümanı koruyacaksın, o da seni koruyacak. Çünkü kavmiyet ve milliyet yoktur din-i mübin İslam'da. Hazreti Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz buyuruyor ki, Ehmer'in esvede, Ecem'in araba, Arab'in Ecem'e rüzhanı yoktur. Kim müttegiyse, kim Allah'ını ey bilirse, o benim indimde ve Allah'ın indinde mehbuldur. Allah cümlemizi hâb-ı gafletten ikaz etsin. Güzel kardeşler, bildiğiniz şey ama ben tekrar ediyorum, belki bana kızarsınız, kızma.
Güzel kardeş, dinimiz haktır. Elhamdülillah. Kitabımız haktır. Yolumuz doğrudur. Ancak kendi emellerimizle o doğru yolu, kendi emellerimizle o doğru ehkamı eğil yapıyoruz. Suç bizde oluyor, ehkamda değildir. Suç bizde oluyor, yolda değildir. İşte bu kötü emellerimiz vasıtasıyladır ki doğru yolda gitmekten istifade etmiyoruz, eğriye sapıyoruz. Bizde olan kusurdan dolayıdır ki hayrı şer yapıyoruz, şerri hayr yapıyoruz. Şerri hayır diyoruz. Allah cümlemizi hâb-ı gafletten ikaz. Dikkat buyurun. Diyeceksin ki Allah Allah, yahu bu şeytanı gördün mü? Bütün bir şeytanın yaptığı şeydir. Şeytan bize bırakmıyor. Bak, Kur'an-ı Azimüşşan diyor ki, yarın kıyamette şeytan diyecek ki, günahkarlar diyecekler ki, ya Rabbi bu şeytanın yüzünden bu bize içirdi, bu bize şunu yaptırdı, bu bize şunu yaptırdı, bu bize şunu yaptırdı, bizi bize bırakmadı. Şeytan da yok, öyle değildir. Ma ene bi müşrikün. Bana hiç sözümüz yok. Allah size emretti, kitap gönderdi, kitap da hakkıdı. Peygamber gönderdi, peygamberin sözü de hakkıdı. Hayrı şerri bildiğiniz halde, hayrı ve şerri bıraktınız, kitabınızı bıraktınız, Allah'ın peygamberin dediğini bıraktınız, benim sözümü dinlediniz. Suç bende mi, sizde mi? Kendi kendinizi tevbih edin. Dikkat buyurun. Şeytan diyecek ki, ben Allah'a isyan ettim. Beni şeytan mı aldattı? Benim zamanımda şeytan yoktu diyecek. Dikkat buyurun. Şeytan diyor ki, Allah bana emretti. Adem'e secde edin. Herkes etti, ben etmedim. Peki, eğer sizin dediğiniz gibi başkasının şeysiyle olsaydı, ben de Adem Aleyhisselam'a secde ederdim ve derdim ki şeytan beni aldattı derdim. Halbuki ortada şeytan olmadığı halde sırf kendi nefsim, sırf kendi tercihimin yüzünden mel'un oldum. Şu halde İblis'in zamanında İblis olmadığı halde İblis sırf kendi düşüncesi, sırf kendi inadının yüzünden şey olduğu gibi şimdi biz de nefs-i emmare şunu yaptı, şeytan şunu yaptı deme hakkımız yoktur. Şeytanın diyeceği bellidir. Şeytan diyor ki, Allah emretmiş, yine imanınız var. Peygamber emretmiş, imanınız var. Hayrı şerri öğretmiş, hayrınızı şerrinizi pekala biliyorsunuz. Canınızın istemediği yerde benim sözüme mi kapıldınız? Kendi kendinizi tövbih edin diyecek. Nasıl? Beni tevbih edip durmam, kendi kendinizi tevbih edin. Çünkü başkasına günah yüklemekle olmaz. Bak, ben müterifim diyor. Kendi suçumun yüzünden kendi günah ettim diyor. Ben nasıl böyle yaptımsa, siz de kendi suçumuzun yüzünden. Neden? İşte bana ittiba etmek kendi suçumuzdur. Öyle değil mi efendim? Allah'ın emrettiği meydanda, peygamberin emrettiği meydanda, Allah'ın peygamberin emrettiğini hak bildiğiniz halde bıraktınız, ben de mudill olduğum halde, edül-i mübin olduğu halde, bunu bildiğiniz halde bana itimat ettiniz. Şu halde kendi suçunuz bende yoktur. Evet efendim. Güzel kardeş, aşağısını okuyor. Neuzubillah. Şimdi Lokman suresinde Hazreti Lokman'ın oğluna vesiyeti vardır. Onu okuyorum size. Estaizu billah. Bakalım ya Rabbi. Ya büneyye in tekü miskale habbetin min kardelin fetekün fî sahretin ev fis semâvâti ev fil erdi yâti bihallah innallâhe latîfun habîr. Hazreti Lokman oğluna vesiyet ediyor. Lokman aleyhisselamın yaptığı bu vesiyet de hak olduğu için, doğru olduğu için Allah-u Azimüşşan bu vesiyeti
aynen Kur'an-ı Kerim'de peygamberine bildiriyor ki Resulullah da bize bildirsin diye. Lokman diyor ki ya büneyye ey yavrucuğum in tekü miskale habbetin min herdelin haş tanesinden daha ufak bir sevabın olsa haş tanesinden daha ufak bir günahın olsa fetekün fi sahretin o günah da o sevap da bir gayanın içine gömülmüş olsa evfis semavati yahut göylerin, yerlerin herhangi belirsiz bir yerinde olmuş olsa yeti bihallah, Allah onu getirecek. Evet.